Minecraft'ın 1.15 sürümü arılarla gelecekti. Fakat yanında başka bir şey yok mu? Tabii ki var. Bugün arılardan nasıl bal aldığınızı anlatmayacağım. 1.15 sürümünde arılardan başka nelerin de olduğunu göstereceğim. Ben Adal ve iyi seyirler diliyorum. Artık Iron Golem'lerin ne kadar hasar aldığı yüzlerinden okunuyor. Yani ne kadar hasarlı olduğunu görebileceksiniz. Üzerine gerekli olduğunda onları onarabileceksiniz. Böylelikle hasar aldıklarında ne zaman öleceklerini bileceksiniz, onları tamir edeceksiniz ve bolca masraftan kurtulacaksınız. Artık köylüler bir yer işgal ettiğinde onları düzgün bir şekilde yatağından kaldırıp ondan sonra yatabiliyorsunuz. Ayrıca şöyle bir durum var. Ben geçen gece burada yatmıştım. Artık benim burada doğmam lazım değil mi? Ama ben başka bir yatağa gidip tekrardan tıklarsam artık sabah akşam fark etmiyor. Başlangıç noktamı ayarlayabiliyorum. Mesela şuradan hemen kendimi öldüreyim. Kendimi öldürüyorum. Yeniden doğuyorum. Ve az önce ayarladığım yerde tekrardan doğdum. Ama orada değilim. Lan ekmeğimi çaldın. Ayrıca artık şu çanlar var ya, elimizle çalmak yerine, ki sen gece bayağı hasar almışsın. Evet, ne kadar hasar aldığını da öğrendik. Artık kızıl taşlarla beraber etkileşime geçebiliyorlar. Neden korumuyorsun beni? Yeni 1.15 yamasıyla beraber dünyanın oluşması birazcık daha pürüzsüzleşti. Yani daha gerçekçi bir dünya oluşumu görüyoruz. Önceki sürümlerde yeni bir harita oluşturmak istediğinizde bir sürü sekme giriyordunuz. Bonus sandığı açıyordunuz, dünya tipine özelleştiriyordunuz fakat yanlışlıkla ESC'ye bastığınızda ana ekrana dönüyordu. Artık ESC'ye bastığınızda bu şekilde yavaş yavaş tek tek dönüyor. 1.15 sürümünde TNT'lerin optimizasyonu yapıldı ve patlamalarda artık bilgisayarınız daha az kasıyor. Mesela burada 17.500 tane TNT var. Ben bunları patlatmaya çalıştığımda olan şey bu. Daha fazla devam etmeyeceğim. Bayağı bir zaman aldı. Fakat en başında tetiklendikten sonra 17.500 TNT'den bahsediyoruz. Tabii ki kasacak. Ama ondan sonra optimize edilmiş haliyle onca patlamanın devam etmesi hiçbir sıkıntı yaratmadı. Normalde harita bir şekilde donuyordu, tekrar yüklenmelere giriyordu. Fakat artık harita tekrardan yüklenmelere girmiyor. Şimdi aynı haritayı 1.3.1'de deniyoruz. Evet, burada fark ettiğim bir olay, her patlama sekansında oyun öncesinde tekrardan save oluyormuş, save aldıktan sonra işlemlerini üzerine yapmaya devam ediyormuş. Yani burada sürekli donma, haritayı yeniden yükleme, donma, tekrardan haritayı yükleme olayı vardı ki 1.15 bayağı bunun üstesinden gelmiş. 70 FPS normal sabit alıyorum patlamalar yaşanırken, fakat şuna bakın. Kırka kadar çıktıktan sonra tekrar birlere iniyor. Yani çok kötü. Önceden gemide gittiğinizde, kıyıya ulaştığınızda farklı yerlerde iniyordunuz. Fakat artık baktığınız yöne doğru sizi direkt kıyıya atacak. Yani öncesinde olan şey direkt olarak bunun üzerine durmanızdı. Ve bu da sürekli olarak oradan zıpla, onun takılmasından kurtul, tekrardan yüzeye çık gibi zaman kaybettiriyordu. Artık böyle bir durum yok. Artık dostum ne yapıyorsun sobe? Artık kamp ateşlerini söndürmek isterseniz kürekle sağ tıklayarak söndürebiliyorsunuz. Şu an hayranlarıma böyle beşlik çekiyor gibi hissediyorum. Ekstra olarak bu kamp ateşlerinden güzel bir görünüşlü köprü de oluşturabiliyordunuz. Bu şekilde söndürerek köprünüzü oluşturabilirsiniz. Ne yapıyorsun sen ya? Sanırım şimdi anlatacağım değişikliği en iyi yaratıcı modda anlayabilirsiniz. Çünkü yaratıcı modda portallardan geçmek anlık. Ve artık öyle bir optimizasyon ettiler ki bu sürümü direkt olarak öbür yere o kadar hızlı ulaşabiliyorsunuz ki yani kesintisiz bir şekilde portalı atladığınız an öbür taraftasınız. Yine tekrar yapalım. Tekrar buradayım. Çok hızlı. Yani 1.15'e arılar gelirken sadece arılar geliyor gibi düşünüyordu birçoğumuz ve onların arasında ben de vardım fakat sanırım bu çok iyi.
Normalde süngerlerinizi hep ısıtıyordunuz ve onların suyunu öyle alıyordunuz. Ama artık öyle bir olay geldi ki... Joss, pat... Bu şekilde kurutuyorsunuz ve bu şekilde alabiliyorsunuz. Yani anında. Ne bileyim, ayrı tatmin edici bir sesi vardı, dayanamadım. Ayrıca kamp ateşlerini tamam kürekle söndürüyoruz. Fakat bunları artık ateş toplarıyla da yakabiliyoruz. Çok güzel, efekti cidden güzel ama bazen tutmaya da biliyor. Aynı bu şekilde. Ama yani tuttuğunda yakacağına emin olabilirsiniz. Hatta yukarı doğrultudan da aynısını yapabilirsiniz. Fakat ne yaparsanız yapın aşağıdan asla olmuyor. Birazcık daha deneyelim. Ama şu efekt yani o kadar kusursuz ki, o kadar tatlı yanıyor ki ben bunu sana bir süre devam ettireceğim. Büyü. Beni cadı olarak yakın şimdi. Ayrıca artık uzun otlardan da tohum çıkabiliyor. Mesela buradan. Çok ikna edici olmadı. Şurada da var. Burada. Daha önceden end'e gidip hiç denediniz mi bilmiyorum ama şu bloklar bir dokunuşta neredeyse kırılıyordu. Ama artık normal bir şekilde end'in normal doğal taşlarıyla beraber aynı sürede kırılıyor. Ve bunlar da aynı şekilde çok hızlı kırılıyordu. Şu desenli tuğla deseni olanların hepsi hızlı kırılıyordu. Ve anlamı da yok. Sonuçta Enderman'lar ışınlanan apayrı bir ırk ve güçlü olmaları lazım. Zaten oyunun en güçlü bosslarından biri Ender Dragon ve o da çok güçlü. Peki bunların binalarının kırılma hani neden bu kadar hızlı kırılıyor? Çok mantıksızdı. Bunu da artık düzelttiler. Önceden havai fişekleri sadece yukarı doğru atabiliyordunuz fakat yeni gelen güncellemeyle beraber artık yatay da atabiliyorsunuz. Ve bu çok güzel. Tabii ben patlayan havai fişeklerden değil, normal havai fişeklerden doldurduğum için gidip de patlamıyorlar. Yoksa bütün işlevleri aynı. Yine şöyle ve hatta bir güzel şey artık aşağı doğru da atabiliyorsunuz. Yani yukarıda mesela yürüyen uçaklar yapabiliyorsunuz artık. Yani yürüyen uçak, o espri yapmadım aslında. Yani sistemi kuruyorsunuz ve birbirine yapışan sistemler teker teker gidiyor. Ve düşünsenize yukarıdan bir şekilde götürdüğünüz o uçağı teker teker havai fişek attığını düşünün. Çok güzel olmaz mıydı? Tabii ki olurdu. Ayrıca dispenserlar artık zırh standlarını bu şekilde içlerinden atabilecekler. Ya da şu şekilde. Çok sihir yapıyormuşum gibi hissettim. Ya da şu şekilde. Yani nereye bakıyorlarsa bir önlerine koyuyorlar ve cidden bu efsane. Bunu şey yapabiliyor muyuz? Mesela içine zırh koyuyoruz. Çok merak ettim. Zırh standlarıyla alakalı yaptığım bir sürü şey vardı fakat bunları yapmamıştım. Bunu yaptıktan sonra böyle döngüye geliyor ve ben şunu yapabiliyor muyum? Lan. Neyse yapabiliyorum fakat tam istediğim gibi değil. Sırasını rastgele mi atıyor yoksa tam onu bilmiyorum. Önceden haritaların bir ışıklandırma sistemi yoktu. Siz nereye giderseniz gidin parlıyordu. Fakat artık derinliklere indikçe suyun altında ışık almamaya başlıyor ve haritayı göremiyorsunuz. Aynı şu şekilde. Oyunda şu samimiyeti kurduğunuz o kadar fazla canlı yok. Ve papağanlarınızla bir geziye gitmek isteseniz aslında gidemiyordunuz. Şu tiplere bakın. Neden geziye gitmek istemeyesiniz ki? Şimdi konum bakalım. Atlayayım, biraz sert atladım. Özür dilerim, gel bakayım. Dostum gel. Hey. Aslında bu bana çok güzel geliyor. Size gelmeyebilir ama küçükken böyle çizgi filmlerde vesaire korsanların hep aynı şu şekilde bir papağan olurdu. Tam olarak şu şekilde. Ve ben kıskanırdım onları. Çok güzeller diye. Mesela onlarla geziye gitmek istiyorum. Önceden bota bindiğimde onlar bir şekilde uzaklaşıyordu. Ama artık onlarla beraber aynı korsanlar gibi. Korsan. Böyle gidebiliyoruz. Aa cidden ha. Yani tekne sürmez korsanlar fakat... Şu an düşününce neden olmasın abi, şuna bak. Ya fotoğraf çekinelim. Ballar bir şekilde tokluk sağlıyor. Bunu biliyoruz. Fakat biz yine tokken bunları içebiliyoruz. Peki bunlar ne işe yarıyor? Şimdi biz hızlıca gidip acıkabiliyoruz değil mi? Biz ne kadar fazla bal içersek o kadar tokluğumuz üst seviye kalacak. Yani acıkma seviyemiz o kadar azalacak. Yani biz bol bol bal içtiğimizde
Mesela hızlıca acıktık. Şimdi açlığımız uzun bir süre gelmeyecek. Yani en azından az öncekine kıyasla daha uzun sürecek. Şimdi uzun süre atlayalım. Bu arada evet, TNT'leri ilk önce harita indirmektense kendim koyacaktım tek tek. Saf salak bir şekilde. Bilmiyorum, böyle özel programlar vesaire. Koyan koymuş. 17.500 TNT koyduğumu düşünsenize tek başıma. Uzun iş. Vallahi uzun iş. Şuna bak. İyi yerde pes etmişim en azından. Ve evet, gördüğünüz gibi az önce hızlı bir şekilde giden o açtığımız şimdi gitmedi. Açıkçası bugünlük benden bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım yararlı olmuştur. Yani zaten of aynı şey hep. Bedavaya abone olun ya işte, anlıyor musunuz? Abone olun. Beğenmezsiniz, sıkılırsanız zaten çıkarsınız ama bana şans verin. Biliyorsunuz elimden geleni yapmaya çalışıyorum. O zaman beğenin, abone olun. Bunları benden daha iyi biliyorsunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hadi cici kuş, cici kuş.